Tabii ee, pandemi süreci elbette ülkemizin bütünüyle beraber e, önemli bir e, süreç geçiriyoruz ve geçirmeye de devam ediyoruz. Ama e, limanlar e, Türkiye ihracatının önemli ana unsurlarında. E, Türkiye'deki yapılan ihracatın yüzde %80'den fazlası limanlar üzerinden yapılmaktadır. Bu itibarla biz Trabzon Limanı'nda 2020 yılını koyduğumuz hedeflere çok yakın biterdik. Yani bir önceki yıla oranla söylemek istersek yüzde on daha fazla bir kapasite kullandık. Bir milyon dokuz bin tonlar civarında bir elleşleme gerçekleştirmiş olduk. İki milyon tondu hedefimiz. Hedefimize çok az bir süre kalmıştır. 20 yılı içerisindeki en büyük bölgesel ve ülkenin medarı iftarı olan Fatih sondaj gemisine de hizmet vermiş olmamız e, Trabzon Limanı'nın bu konudaki e, proje yüklerde ne kadar başarılı olduğunu ayrıca ortaya koymuştur. 2021 yılında da e, benzeri bir e, projeyi de ev sahipliği yapacağız. O hususta da aynı noktaya gelmiş bulunmaktayız. Tabi e, tra Trabzon Limanı e, özellikle transit ticaret noktasında önemli bir misyonu var ancak İran konusunda uygulanan Amerikan ambargosu, transitin Hinterland'ında yer alan en büyük ülke olan İran'ın e, ithalatlarının e, imkansız hale gelebilecek durumda olması dolayısıyla bizim hedeflemiş olduğumuz bu transit ticarette toplumu da büyük ölçüde etkileyecek ve onlara katma değerecek ya da bir durumda inşallah e, Amerika'nın yeni yönetiminin İran'a yapılan ambargoyu gevşetmesi halinde Trabzon Limanı'nda daha çok fazla yük hareketliğini görmüş olacağız. Dolayısıyla işte Trabzon'dan yola çıkan bir tırın Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ağrı illerinden 550 kilometrelik bir yol güzergahında birçok insana iş, aş, ekmek verdiği geçmiş yıllarda yaşanan savaş döneminde yaşanan bir durumdur. Tabi ekstra bir durum ortaya çıkıyor. Bu da Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını tekrar geri alması. Bu arada da geçmişte bizim için çok önemli olan bir e, koridor olan e, e, Nahçıvan'la e, Azerbaycan arasındaki bir koridordan Türkiye'nin Asya'ya ulaşma projesi var. Bunun tam tersi olarak elbette ki Sayın Reis Cumhur'un ifade ettiği orada oluşturulacak bir birliktelik içerisinde İrmenistan'a e, olan ambargonun kaldırılabileceğini ifade etti. E, bu hususta da Sayın Aliyev'in pozitif bir yaklaşım içerisinde eğer bu iki hal gerçekleşmesi halinde, ben ümit ediyorum ki gerçekleşecektir. Ee, Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın Avrupa'ya açılacağı ön önemli bir transit kapısı olacak Trabzon Limanı. Bu hem liman içerisindeki liman leşleme tonajlarında beklenenin çok üstünde bir tablo yaratacağı gibi, az önce saymış olduğum bu illerde dolaylı olarak da bu ticaret hacminin, oldukça fazla bir şekilde etkilenecektir. Yani Trabzon Limanı 17 yıldır burada sürdürmüş olduğu, özelleştirmeden itibaren sürdürmüş olduğumuz çalışmalar ve yatırımlar sonucunda e, uluslararası ilişkilerden etkilenen e, bir transit noktasında özlenen noktaya bu söylediğimiz şartların gerçekleşmesi halinde biz e, ulaşacağız ve bölgeye çok daha büyük katma değer yaratacağız. Zaten...